Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında yine kolaylıkla örebileceğiniz harika bir model yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Renkler de birbirine bir o kadar yakıştı. Ve bir günde iki çift örebilirsiniz. O kadar kolay ve çok güzel. Harika bir yeni doğan bebek patik modeli öreceğiz birlikte. Gerekli malzemelerim şu şekilde. İki renk patiklik ipim var. Bakın krem rengimden çok az miktarda var. Çok az miktarda ip gidiyor. Kırmızıdan da yine çok az miktarda kullanacağız. 3 milimetre şişlerim var. İlmek sayısını 4 ilmek arttırarak daha büyük ayak numaraları için de örebilirsiniz. Yani 4'er 4'er ilmek arttırarak ya da 3'er 3'er ilmek arttırarak daha büyük ayak numaraları için de örebilirsiniz. Vereceğim benim ölçüler 0 aydan 6 aya kadar olan bebekleriniz kullanabilirler. Şimdi ipimi boynuma takarak örüyorum ben. Tek şiş üzerine ilmek atıyorum ve ilmeklerimi tek tek sayıyorum. Bu şekilde ilmeklerimi atıyorum. İlmeklerimizi oldukça gevşek atıyoruz. Sıkı sıkıya atmayalım. İlmekler arasındaki şu esnekliği sağlayalım. Toplamda 49 adet ilmeğimizi böyle şişimize atalım. Bu şekilde 49 adet ilmeğimi şişime attım. İpim bu tarafta başlangıç ipim. Burası örgümün arka yüzü. İlk ilmeği her zaman örmeden bir diğer şişimi alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Ters örgüyü nasıl yapıyorum? İlmeği şişime alıp ipi üzerine atıp ilmeğin içinden çıkardığımda buradaki ilmeğimi serbest bırakıyorum. Böyle son bir ilmek kalana kadar ters olarak örmeye devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeği her zaman düz olarak örüyorum. Örgümüzün arka yüzünü tamamladık. Çevirelim. Bakın bu şekilde başlangıç ipi bu tarafta. Burası örgümün ön yüzü. Şimdi burada ilk ilmeği yine örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örmeye devam ediyorum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum. Ve bu şekilde haroşa sırasını oluşturuyorum ben. Bir diş haroşa sırasını şu an oluşturuyoruz. Bu şekilde ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim. Ve toplamda 5 diş haroşa sırası bu şekilde oluşturalım. 5. sırayı oluşturduktan sonra diğer rengimize birlikte geçiş yapalım. Her zamanki gibi ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz olarak örelim ve kenarlarımız daha düzgün ortaya çıksın. Evet, bakın bu şekilde örgümün ön yüzündeyim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş haroşa sırası ördüm. En son bakın böyle 5.yi ördüm geldim. Örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçince diğer rengim, krem rengim var. Onu bağlayacağız. Şöyle bağladım. Örgümün arka yüzündeyim. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Şu şekilde örmeye devam edelim. Ters olarak örüyorum ilmekleri. Örgünün arka yüzünde renk geçişini sağlıyorum. Örgümün ön yüzüne geldim. Burada renk geçişini de sağladım. İlk ilmeği örmeden alıp ipimi arkaya geçirdim ve ilmekleri düz örüyorum. Şöyle göstereyim. Sıra sonuna kadar tüm ilmekleri düz örelim. İlmeklerimi böyle düz olarak ördüm. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmekleri ters örüyorum. Örgünün ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örelim. Şimdi bu şekilde ilmekleri ters olarak bitirelim. Örgünün ön yüzüne geçelim. Ön yüze geçtiğimizde ilmekleri düz olarak öreceğiz. Arka yüze geçtiğimizde ters olarak öreceğiz. Bu şekilde örerek devam edelim. Bakın şu miktarda
Ördüm ben. Şimdi örerek ilerleyelim. Evet, bakın şöyle sıralarımı tamamladım. Şu düz örgüleri sayarsak şu kısımlarını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oluyor. Şimdi renk geçişlerinde de 8.yi öreceğiz. Şurada göründüğü gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. de renk geçişi yaparken ortaya çıkıyor. Şimdi böyle saydığımızda 7 oluyor. Şöyle arka yüzüne geçtim. Kırmızı rengime geçiş yapıyorum. Artık burada krem rengimi kesebilirim. Onunla artık devam etmeyeceğiz. Burada örgümüzü bitiriyoruz krem rengimizle. Böyle renk geçişi yapıyorum. Kırmızı rengime geçiyorum. İlmekleri ters olarak örüyorum. Örgünün ön yüzüne kadar gidelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Yine düz örgüye devam ediyorum. Sadece rengimi değiştirdim. Böyle ilerleyelim. Burada ilmekleri tamamını örgünün ön yüzünde düz olarak örelim. Arka yüze geçtiğimizde ters olarak örelim. Tekrar ön yüze gelelim. Evet, örgünün ön yüzüne geldim. En son ne yapmıştık? Düz örgümüzü ördük. Arkada ters olarak ördük ilmekleri ve örgünün ön yüzüne geldik. Şimdi ilmeklerimi 3'e böleceğim. 49 ilmeğim var. 9 tane ortaya, 20'şer tane kenarlara ayıracağım. Şimdi burada yine böyle düz olarak örmeye devam ediyorum. İlmeklerimi böyle 20 tane ilmeği bu tarafa geçirelim. 20 tane ilmeğimi buraya şişime aldım. Şimdi burada 9 tane ilmeğimi ters öreceğim. 1. Burayı düz ördüm, artık ters örüyorum. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 9. ilmeğimi öreceğim. 9. ilmeğimi örerken buradan bir ilmeğin yanına alarak öreceğim. İkisini birlikte ters ördüm. Şöyle örgümü çeviriyorum. İlmekleri başa kadar örmedim. Örgümü çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9.yla buradan bir ilmeği yanına alarak ikisini birlikte ters örüyorum. 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi örgüyü tekrar çevirdim. Yine ilmekleri başa kadar örmedim. Örgümü tekrar çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tanesini ördüm. Artık bakın 9. ilmeğim diğer ilmeklerden ayrılıyor. Saymanıza gerek yok. Arada böyle bir bayağı boşluk oluyor. 9.yla buradan yanına bir ilmek alarak ikisini birlikte ters ördüm. Şimdi tekrar örgümü çeviriyorum. Bu tarafa 20, bu tarafa 20 ilmek ayırmıştır. Bu ilmekler artık azalıyor. Ortadaki ilmek sayısı aynı. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters örüyorum. Artık saymadan örüyorum. Çünkü 9. ilmeğim diğer ilmeklerden ayrılıyor artık. Bakın 9. ilmeğimle buradaki ilmekler arasında böyle bayağı bir boşluk oluyor. 9.yla buradan bir ilmeği yanına alarak ters olarak ördüm. Örgümü çeviriyorum. Bu şekilde bakın ortadaki haroşa sıralarım artarak ilerleyecek. Kenarlardaki ilmeklerim azalarak gidecek. Bu kenarda 12 tane, bu kenarda da 12 tane ilmek kalana kadar aynı şekilde örmeye devam edelim. Patiğimizi bakın şu kısmını oluşturuyoruz.
Evet, bakın burada 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmeğim kaldı. Burada ortada hep 9 ilmeğim var sabit. Burada da yine 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmeğim kaldı. 12 burada, 12 burada 24, 9 da burada 33 tane ilmeğim kaldı. Şimdi 33 tane ilmeğimle artık örgümün ilmeklerimin tamamını örmeye devam edeceğim. Şurada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bir tane daha öreceğim. 9 diş haroşa sırası olmuş olacak. 9. haroşayı da şimdi örüyorum. Bu ilmeği artık tek örüyorum. 9. ilmeği. Şimdi sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şurada 9 diş haroşa sırası oldu. Şimdi buradan direkt buraya düz ilmekleri örmeye geçersek arada bir boşluk oluyor. Ne delikli bir boşluk. Onu engellemek için buradan bir ilmek aldım, çıkarttım. İlmek artışı olmasın diye buradaki ilmekle ikisini bir düz örüyorum. Sadece bu geçiş bir yerinde delikli bir kısım oluşmasın diye bunu yaptım. Şimdi düz örmeye devam ediyorum. 12 tane ilmeğimi düz örüyorum. Sırayı tamamlayacağım. Bütün ilmeklerimi ördüm artık. Şu şekilde göstereyim sizlere de. Şimdi örgünün arka yüzüne geçelim. Şu kısma kadar ilmekleri ters olarak örelim. Şurada yine bir ilmek alacağız. Evet, şu ayrım yerine geldim. Buradan yine bir ilmek çıkartıyorum. Şu ilmekle ikisini birlikte örüyorum. İlmek artışı yapmadım. Kalan ilmekleri ters olarak örelim. Sırayı tamamlayalım. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Burada örgünün ön yüzünde bir diş haroşa sırası örelim. İlmekleri örgünün ön yüzünde tamamını ters olarak örelim. Arka yüzünde de ters olarak örelim ve bir diş haroşa sırası oluşturalım. Yani şöyle şu sırayı oluşturalım. Evet, bir diş haroşa sırasını ördüm. Şimdi buradan sonra bağcık, yani kordon geçirebileceğimiz ya da kurdele geçirebileceğimiz delikli bir kısmı oluşturacağım ben. Bunun için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yanındakini ters ördüm. Bir doladım. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Bir doladım. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Bir doladım. İki ilmeği birlikte ters ördüm. İpime, şişime bir doluyorum. İki ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir doluyorum. İki ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir doluyorum. İki ilmeği birlikte ters örüyorum. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. İlmeklerin tamamını ördüm. Şimdi örgümün arka yüzüne geçtim. Bu şekilde ilmekleri ters olarak örüyorum. Bakın, doladığım ilmekleri de örüyorum. İlmek sayısını sonrasında sayalım. Artma eksilme olmasın. İlmek sayımız aynı kalacak. Böyle devam edelim. Sırayı sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Buraya geldiğimde bakın şöyle delikli kısımlar oluştu, ortaya çıktılar. Şimdi ilmekleri örgünün ön yüzünde ters olarak örelim. Arka yüzünde de ters olarak örelim. Bir diş haroşa sırası oluşturalım. İkinci diş haroşa sırasını örerken ilmekleri kapatarak örgümü bitireceğim. Bir diş haroşa sırasını ördüm. Şimdi ilmeklerimi kapatarak örgümü bitireceğim. İki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Bütün ilmeklere bu aynı işlemi uyguluyorum böyle. Bakın şu şekilde ilmekleri kapatmaya devam edelim. Bir ilmek kalana kadar gidelim. Son bir ilmeğim kaldı. Şöyle ipimi uzunca keseceğim ve bunu dikmek için kullanacağım patiğimi. Şöyle kalan ilmeğimi çekiyorum.
Şöyle sıkıştırdım ve patiğimin örgüsünü tamamlamış oldum. Şöyle bakın, ikiye katladığımda görüntüsü bu şekilde olacak. Gerçekten çok güzel görünüyor ve çok kullanışlı, harika bir model oldu. Minik ayakları da çok yakışacaktır eminim. Böyle rengarenk örebilirsiniz. Bir günde iki çift örebilirsiniz. Gerçekten o kadar kolay ve örmesi çok zevkli. Şimdi ipime iğnemi geçiriyorum. Patiğimin tersini çeviriyorum. Tersinden dikme işlemi yapıyorum. Öncelikle şu iki uç kısmı birbirine birleştirelim. Şöyle. Ve ilmeklerin iç taraflarına batarak patiğimizi dikmeye başlayalım. Bu krem renkli kısmı da kırmızı rengimle geçtim ben. Dilerseniz burayı da aynı rengiyle, yani krem renkle dikebilirsiniz. Şöyle bakın, ilmeklerin iç taraflarına, şu taraflarına şöyle batarak dikiyorum. Burada da aynı şekilde bir buradan bir bu taraftan, iç taraftan ilmek alarak dikimizi böyle sıra sonuna kadar devam edelim. Patiğimin böyle dikimini tamamladım. Gerçekten çok cici bir model oldu. Şu şekilde renk renk örmenizi tavsiye ederim. Ayakta duruşu da bakın bu şekilde. Böyle ayağı kavrayan çok güzel bir model oldu. Şu kordon yapılışını sizlere kısaca göstermek, anlatmak istiyorum. Şöyle iki ipimi aynı boylarda yaptım. Bu aynı renk olursa bu şekilde iki ucunda düğmenize gerek yok. Tek renk yaptığım için iki ucu da düğümlü, bakın bu şekilde. Tek diyorum, çift renk yaptığım için iki ucu da düğümlü. Şu şekilde bunu buraya elime takıyorum. Buradan böyle sürekli bakın bu şekilde buruyorum. Burarak bu hale getireceğim. Şöyle böyle sürekli vurmaya devam edelim. Evet, böyle bayağı bir şekilde vurdum ben bayağı bir. Şimdi bunu parmağımdan çıkarıyorum. İki ucu tekrar birbirine şöyle düğümlüyorum. Zaten bakın böyle kendiliğinden şekil alıyor. Çok vurduğumuz için. Şöyle düzelteyim. Bakın böyle bu şekilde bir kordon oluşturmuş oluyoruz. Şöyle şu uç kısımlarını da keselim. Bu iki uç kısma boncuk da geçirebilirsiniz. Hem bu tarafa hem bu tarafa. Öyle de çok güzel olacaktır. Dilerseniz sadece kurdele de geçirebilirsiniz. Böyle kordon yapmanıza gerek yok. Şöyle şuralardan delikli kısımlardan geçirerek geçiyorum. Ben şöyle elimle geçirdim ama bunu iğneyle de geçirebilirsiniz. Çatal iğneyle güzel olur, kolay olur. Ben böyle elimle geçirdim. Böyle geçirmeye devam edelim. Evet, bu şekilde tamamını geçirdim. Böyle bunu manken ayağıma giydirmedim, bu şekilde giyinmiş şekli de bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Mutlaka sizlere de örmenizi, denemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olarak örgülerimin videolarımı takipte olmaya ve destek olmaya devam edin. Hoşça kalın. Sevgilerimle.